Akülüm. Elin nasıl? Sanırım kırıldı. Kaybedersen işim biter, işim biter. Birazdan uyuşur, tamam mı? Bir iki round içinde uyuşacaktır. Eli uyuştuktan sonra Dixon yeniden güçlü yumruklar vurmayı başarabilecek. Ve o zamana kadar Rocky'nin hala bir şansı var. Pes etme. Acıya katlar şampiyon. Hey, peşini bırakma. Ben de dahil hiçbirimiz yapabileceğine inanmamıştık. Peşini bırakma. Gidip bitir işini hadi. Göster ona. Kendinden uzak dur. Round'u kazandık. Onu iyice yor. Hoplala, hoplala! Bombalar atmaya devam et. Hadi. Bunu yapabilirsin. Kuyucular hala ayakta. İyi misin? İyi. Bir hafta yerlerine oturamayacak. Çiftedirden iyi durumdayım, merak etme. İyi mi? Emin misiniz? Daha kötüsünü gördüm. Evet, çok daha kötülerini atlattı. Dişe diş. Geriye bir round kaldı. Bunun mümkün olabileceği kimin aklına gelirdi? O gözle görebiliyor musun? Durun durun, konuşmam gerek. Orada sakın gerekenden fazla riske girme. İspat etmen gereken bir şey yok baba. İspat etmen gereken bir şey kalmadı. Gitmem gereken yoldan gitmeliyim. Bunu yapabilirsin Rocco. Bunu yapabilirsin. Bir round sonra eve gidiyoruz. Tamam, öyleyse. Hadi git. Her büyük şampiyon için içinde saklı kalan büyük bir dövüş kalır denir. Ve Rocky bugün bu sözün doğruluğunu ispat ediyor. Hadi ortaya, acele edin. Rocco, hayatının son roundu. Hadi çocuklar. Son round. Hadi, el sıkışın, başlayalım. Hadi. Sen kaçık bir ihtiyarsın. Bir gün anlarsın. Başlayın. 10 roundluk maçta son round'dayız. Rocky Balboa'nın dünya ağır siklet şampiyonu karşısında, bunu altını çizerek söylüyorum, bu gösteri maçında hala ayakta olacağı kimin aklına gelirdi ki? Yapabilirsin, hadi! Bu maç Dixon'ın kendi işi konusunda cesaret eğitimi aldığı bir seansa dönüştü. Kapan! Kapan! İkisi de artık acı hissetmiyor. Bu adamlar artık başka bir boyutta mücadele ediyorlar. Bu inanılmaz. Balboa doğruca Dixon'ın yumruklarının üstüne yürüyor. Dixon için hedef çalışması.
Karşılıklı sağ kroşeler. Balboa payını aldı. İşte Dixon geliyor. Artık rakibini yumruklamaktan yoruldu. Bitir şu aptalın işini. Çocuğa söylediğin neydi? Önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değildir. Önemli olan darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun? Hadi baba kalk! Rakinin vücuduna dev bir yumruk daha. Bunun acısını Rakinin ataları bile hissetmiş olmalı. Geriye 2 dakikadan az kaldı. Seyirciler Balboa'nın ayağa kalkabilmesi karşısında hala şaşkın. Dixon ben kendini biraz daha cezalandırmasını istiyor. Ve büyük bir öfkeyle karşılık veriyor. Bitir işini! Hadi Raki yapabilirsin! Şimdi bitir işini! Bir kez daha karşılıklı yumruklar. Yine şimdi bu savaşı kurmaya çalışıyor. Kazanabilirsin, kazan! Sen büyük bir şampiyonsun. Cesaretin var. Teşekkür ederim. Bu fırsat için teşekkürler. İyi bir işsin. İnanılmazdı. Bu gördüğüm en muhteşem şeydi. Daha iyi olacaksın bebeğim. İşte bahsettim böyle bir dövüştü. Hey Poli. İçimdeki canavar artık yok. Canavar çıktı. Yüce Tanrım, bu sporda belki de en çok kullanılan kelime dostlarım inanılmazdır. Kullanmaktan nefret ederim. Ama bu gerçekten inanılmaz. Gidelim. Bayanlar ve baylar, skor kartlarına bakmadan önce sizden bu iki ağır siklet savaşçı bir kez daha alkışlamanızı istiyorum. Birbirine çok yakın iki skor var. Adelaide Burden skoru 95-94. Dixon. Doug Chamber'ın skoru 95-94. Balboa. O benim babam. Ve Bill Graham'ın skoru 95-94. Bu kararla çok küçük bir farkla kazanan hala yenilgisiz dünya ağır siklet şampiyonu Mason Aslan Dixon.